Araklı, Trabzon'un doğusunda olup il yerleşim merkezi bugünkü ilçe merkezinin batısında bulunan Konakönü mevkiidir. Araklı adı, Buzluca ve Kalecik yakasında yer alan iki kale arasında bulunması nedeniyle Arakale'den aldığı varsayılmaktadır. Araklı, 372 kilometrelik bir alana sahip olup, Ahu Dağ Silsilesi ile Küçükdere Dağ Silsilesi'nin kıyıya kısmen dik olarak inmesinin belli oranda iç kısımlara kadar uzanmasını sağlamıştır. Arazi yapısının çok engebeli ve dağlık olması, tarıma olan ilgiyi azaltmıştır. Tarım sınırı kıyıdan yaklaşık 600 kilometreye kadar çıkmaktadır. İlçede yoğun olarak mısır, fındık ve çay üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanında önemli olmayan miktarlarda baklagil de yetiştirilmektedir. İlçede hala geleneksel ahır hayvancılığı devam etmektedir. Etinden, sütünden ve derisinden gereği gibi yararlanma beklentisi ve becerisi oluşmamıştır. Doğu Karadeniz'deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı'nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak bin yıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergahı olan İpek Yolu'nun Karadeniz'e ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş olması, ticari değerinin yanında askeri ve jeostratejik değerlere sahip olması ilçedeki yerleşimin Trabzon'dan çok sonra olmadığını düşündürtmektedir. Araklı'nın 70 kilometre güneyinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı Pazarcık, Turizm Bakanlığı'nca turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Pazarcık'a girişte Pazarcık Mağarası bulunmaktadır.
Yeşilyurt Beldesi Yılantaş Yaylası'nda her yıl 25 Ağustos'ta şenlikler yapılmaktadır. Yeşilyurt'ta 1. Dünya Savaşı'ndan kalma şehitlik bulunmaktadır.